Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 11-17 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gezegeniniz Merkür geriliyor hafta sonuna kadar terazi burcunda. Önümüzdeki hafta bitecek artık e, retrosu ve ileri dönecek terazide. E, Mars terazide ilerliyor ve terazi burcunda geçtiğimiz hafta yeni ay doğdu ve bu hafta ay ışığını büyütüyor yavaş yavaş hafta ortasında ilk dördün fazına ulaşacak. Ee, tabii ki bu bazı farkındalıklar verebilir bize. Özellikle yeni ay konularını biraz daha görünür hale getirebilir. Şartlar belirsiz olan koşullar netleşebilir. Pazartesi günü ay yay burcunda. Pazartesi günü haftaya biraz içe dönük. Daha özel hayatınıza yönelmiş bir şekilde belki daha duygusal enerjilerle başlayabilirsiniz. Evde zaman geçirmeniz, evde aileyle ilgilenmeniz mümkün. Ay gün boyu boşlukta olacak, çok önemli açılar yapmayacak. Bu da bize biraz böyle sanki motivasyon düşüklüğü verebilir tabii ki doğal olarak. Ee, yani yalnız kalmak isteyebilirsiniz, belki dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz ya da işte evdeki özel işlerinize odaklanabilirsiniz. Pazartesi gecesinden itibaren Ay Oğlak Burcuna geçecek. Salı günü, çarşamba günü Oğlak Burcu'nda. İlk dördün fazına ulaşacak Salı günü. Çarşamba günü Merkür'le ve Mars'la zıt açıları var. Bunlar tabi biraz zor açılar. Ee, özellikle para konularına bu hafta dikkat etmek lazım. Yani hesaplara dikkat etmek lazım. E, buralarda belki iş konularında, gelirlerinizle, giderlerinizle ilgili alanlarda e, bazı farkındalıklar da söz konusu olabilir. Hani bazı gelirlerle ilgili azalmalar ya da hani beklediğiniz bazı kazanç yollarının imkanlarının belki sona ermesi ya da farklı bir başlangıç olması da mümkün tabii ki muhasebe işleri olabilir bütçenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz bazı gelirler azalırken belki bazı giderlerinizi de yeniden düzenlemeniz gerekebilir bu süreç içerisinde yani burada para konularını daha fazla düşünüyoruz ama biraz burada e, belki stresler var biraz bizi zorlayacak koşullarda söz konusu olabilir Perşembe ve Cuma günü ay kova burcuna geçecek ay kovada daha özgür daha toplumsal daha böyle bireysel enerjiler verir ee, sizde biraz daha belki günlük hayatınızda yalnız yapacağınız işlere odaklanabilirsiniz daha özgür çalışmak isteyebilirsiniz ya da tamamen kendinizle ilgilenmek sağlığınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz Yeni işler veya teknolojiyle bağlantılı konular. Belki size yeni bilgiler getirecek bazı faaliyetler söz konusu olabilir. Bunlara daha fazla odaklanmanız mümkün. Hafta sonu ay balıkta. Evet, cumartesi ve pazar günü daha duygusalız ama daha böyle ilişkilere yönelik olabiliriz. Eşimizi daha fazla gündeme almanız, yani partnerinizle belki hafta sonu bir plan program yapmanız ya da yakın arkadaşlarınızla birlikte olmanız iş birlikleri ile ilgili konularda da bazı konu, kavramların özellikle yine hafta sonu gündeme gelmesi mümkün sevgili başaklar sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın